Okulumuza hoş geldiniz. Dünden bu yana Kim Tae-yeon saldırısına uğruyoruz. Üniforma çoğu erkeğe yakışır derler ancak Tae-yeon zirveyi gösterince artık herkes de güzel gelmiyor gözüme. Bir insanın her şeyde iyi olması nasıl mümkün olabilir ya? İyice irileşmiş, yakışıklı Nirvana'ya ulaşmış. Kore'nin taşı toprağı bile benden şanslı arkadaş. Zorlu eğitim sonrası görevine başlayan Tae-yong'umuz askeri polis olarak devriye gezerken Koreli sanatçı Lee Ji-yong'a selam vermiş. Gaziler Kültür Festivali'nde sahne alan bu sanatçı performansını bitirip indiğinde yakışıklı bir askerin onu karşıladığını yazarak paylaşım yapmış. Diyor ki, onun benden genç olan BTS V olduğunu fark ettim. Sahnedeki varlığı her zaman etkileyiciydi ama onun nezaketini sahne dışında görmek beklenmedik bir şeydi. Üniformasını giydiğinde daha da muhteşem görünüyor. Yoğunluktan dolayı fotoğraf çekemesek de video için Kuang'a teşekkürler. Kendisine sağlıklı bir askerlik diliyorum ve muhteşem halini tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum yazmış. Tae-yong'umuz çok kibar ve çok sevimli. Başka videolar da geldi bugün. Sosyal kelebek lakabına yarışır şekilde herkes etrafında toplamış yine. Herkes onun gözünün içine bakıyor. O kadar mutlu görünüyor ki çok belli seçtiği bölümden ne kadar memnun oldu. Ama Tae-yong ve ekibinin devriye gezdiği yer Kuzey Kore sınırına oldukça yakın bir yermiş. Kuzey Kore son zamanlarda güneyi kışkırtıyor. Balonla çöp gönderme olayını belki görmüşsünüzdür haberlerde. Bu nedenle Tae-yong ve ekibinin ani saldırılara karşı önlem olarak orada olduğu söyleniyor. Adamlar hem müzik sektörünü ayakta tutuyor hem de ülkelerini koruyor ve bundan hiç şikayetçi değiller. Tae-yong bilerek bu bölümü seçti. O kadar gurur duyuyorum ki onunla sağ salim dönmelerini diliyorum. Namjoon bugün asker arkadaşlarıyla şirin fotoğraflar paylaştı. Ayrıca dönüşüne tam bir yıl kaldığını da. Bu çok uzun bir süre diye üzülmeye başladığım an bir gün sonra Jin'in dönüyor olacağı aklıma geliyor. Gidişi dün gibi ama sonunda Seokjin'imize kavuşuyoruz. Kardeşleri 18 ay önce sivil bir şekilde onu yolcu ettiler ve o terhis olurken hepsi asker olarak onu karşılayacaklar yine. Kore medyasının haberine göre bütün üyeler Jin'in terhis gününde yani ayın 12'sinde bir araya gelmek için çok önceden izin başvurusu yapmışlar. İlk önce Seokjin'i birliğin önünde karşılamayı planlıyorlarmış ama kalabalık olur endişesiyle vazgeçmişler. Seul'de bir yerde sessizce onun dönüşünü kutlayacaklarmış. Bu 7 kafa yine bir araya gelecek. BTS konusunda en büyük rakibimiz yine BTS görüyorsunuz. Birbirlerini bu kadar çok seven bu çocukların ayrılmasını bekleyenlere sadece gülüyorum. Belki biz bu güzel buluşmayı göremeyeceğiz ama o anları düşününce bile duygulanıyorum. Yıllarca dip dibe aynı evde yaşadılar oysa ki bu ayrılık son bulsun artık. Bir grup fotoğrafı gelir umarım. Yoongi'yi aşırı özledim çünkü. Makalede harika bir haber daha var. Seokjin'in askere gittiği günden bu yana bizi gururlandıran haberleri eksik olmadı biliyorsunuz. Sektör onun dönmesini bizimle birlikte bekliyor. BTS gittikten sonra uyuyan sektörü onun canlandıracağını biliyorlar. Makale Seokjin'in askerden geldikten hemen sonra solo etkinliklerine başlayacağını ve yılın ikinci yarısında solo albümünü çıkarmayı planladığını söyledi. Bu sene ondan albüm alacağız ilkelerim. Sarhoşken sırf dalgasına balığa yazdığı şarkıyla bile sektöre can getirmişti. Albüm için heyecanlıyım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. İkilerimi sizi moralıyorum.